Zaten AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Metin Külünk'ü bir kez daha Ankara stüdyomuzdan ağırlıyor olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Metin Bey, iyi akşamlar, iyi geceler, hoş geldiniz yayınımıza. Keşke burada olsaydınız, İstanbul'da ait olduğumuz yerde. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Ben de aynı temennilere katılıyorum ama parlamento 5 Nisan'a kadar geceli gündüzlü çalışacak. O nedenle bizim milletvekili olarak asli görevimiz parlamento çalışmalarına iştirak etmek. İstanbul'u özlemek de güzel. Ondan dolayı orada olamadığım için üzgünüm ama Ankara'da milletimizin bize yüklediği emanetin hakkını vermek için gayret ettiğimizden dolayı da bu nimetten dolayı da şükür halindeyim. Elbette Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı göreviniz de var. Bu yüzden de zamanınızın büyük bir bölümünü en azından meclis göreviniz olmadığı zamanlarda Avrupa'da da geçirmektesiniz. Büyük ihtimalle Avrupa'dan da birçok izleyicimiz şu anda bizi takip etmekteler. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın geride bıraktığımız gündeki programını ve vermiş olduğu mesajları izleyicilerimize de paylaştık. Bugün aslında en damga vuran başlıklarından biri Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazi çocuklarıyla kameralara yansıyan görüntüleri ve fotoğrafları oldu. Bütün gün sosyal medyada da yine o fotoğrafların paylaşıldığını gördük, şahit olduk. Sayın Külünk, dilerseniz oradan başlayalım. Özellikle yaklaşık 2 yıldır ve belki daha da uzun bir süredir Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak diktatör yakıştırmasının yapıldığını, işte Türkiye'yi diktatörlüğe taşıdığı ithamlarının, iddialarının dillendirildiğine şahit olmaktayız. O görüntülerden hareketle belki bu iddialara dair, bu yakıştırmalara dair bir şeyler söylemek istersiniz. Buyurunuz. İyi akşamlar diliyorum tekrar. Biz bu filmi son 150 yıldır tekrar tekrar görüyoruz. Semerkant'a tekabül eden, Medine'ye tekabül eden, Kudüs'e tekabül eden, Saraybosna'ya tekabül eden, İstanbul ruhuna ve aklına tekabül eden her lider devlet başkanımızın son 2 yıldır uğradığı saldırılara uğramıştır. Yakın tarihimizi anlamadan bugünü ve yarını anlamak mümkün olmayacaktır. Abdülaziz Han Hazretlerinin yaşadıklarını özellikle genç neslin bir kez daha okumasını ben öneriyorum. Ve cennet mekan Abdülhamid Han Hazretlerini anlamadan 20. yüzyılı ve 21. yüzyılı anlamak mümkün değil. Birinci Dünya Savaşı neden çıkartılmış? Birinci Dünya Savaşı'nın gerekçesi nedir? Ve bugün yaşadıklarımız Birinci Dünya Savaşı'nın devamı ve bugün de küresel sistemin, küresel oligarkların Osmanlı coğrafyası bizim kadim coğrafyamız üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmek adına her türlü operasyonları gerçekleştirdikleri bir süreçte Sayın Devlet Başkanımızın Medine'ye tekabül eden, Semerkant'a tekabül eden, İstanbul'a tekabül eden, Konya'ya tekabül eden, Sivas'a tekabül eden, Bursa'ya tekabül eden, Travnik'e tekabül eden, Mogadişu'ya tekabül eden duruşu küresel oligarkların rahatını bozmaktadır. Küresel oligarklar dün Abdülaziz Han Hazretlerine hangi iftiraları attıysalar, ona hangi haksızlıkları reva gördüyseler, cennet mekan Abdülhamid Han Hazretlerine hangi iftiraları attı? Abdülhamid Han Hazretlerinin, Yavuz Sultan Selim Han'ın bu coğrafyada kurduğu düzeni devam ettirebilmek için, bu milletin bekası uğruna devam ettirebilmek için ettiği gayretlere karşı hangi iftiraları
hangi haksızlıkları ona reva gördüyseler, hareket ordusunun 31 Mart üzerinden, vakası üzerinden İstanbul'a gelerek cennet mekanı hangi gerekçelerle halletmek için adım attıysalar, bugün Devlet Başkanımız Sayın Erdoğan'a saldıranlar da aynı adresin mensuplarıdır. Ve bunların içeride Mithat Paşaları vardır bugün de. Bunların şimdi de içeride Hüseyin Avni Paşaları vardır. Biz tarih boyunca ihanetlerle boğuşa boğuşa büyümüş bir milletiz. Tarih boyunca içeride yaşadığımız ihanetler mutlaka dışarıda bir bağlantının devamı olmuştur. O nedenle Sayın Devlet Başkanımıza karşı son iki yıldır ortaya konulan haksız, yalan, iftiraya dayalı hamleler bize tarihi yeniden güncellemektedir. Diktatör kavramını aynaya baktıklarında küresel oligarklar kendilerini görecektir. Batı başkentlerinde devlet başkanımızın aleyhindeki yalan ve iftira kampanyalarının, onların Türkiye'deki müttefiklerinin yalan ve iftira kampanyaları bize Afrika'daki 500 yıldır Afrika'nın kaynaklarını sömüren, Afrika denildiğinde elmastan başka bir şey görmeyen küresel oligarkların maskesini düşürmektedir. Orta Doğu'ya baktığında sadece petrol ve doğalgaz gören küresel oligarkların maskesini düşürmektedir. Eğer diktatör görmek istiyorlarsa kendi tarihlerine bakacaklar. Türkiye'de de onların müttefiki olan Tel Aviv-Londra aksının Ankara'daki müttefiki olan Cumhuriyet Halk Partisi diktatör görmek istiyorsa kendi tek parti şeflik döneminin tarihine bakacaktır. Sayın Külünk, az önce Mussolini siz hayranlığında kendilerini göreceklerdir. Bu küresel oligarkların Mithat Paşaları, Hüseyin Avni Paşaları vardır benzetmesini yaptınız. Biraz somutlaştırır mısınız? Kim bu Mithat Paşalar, Hüseyin Avni Paşalar Türkiye'nin bugünün noktasında? Bugünün Mithat Paşalarını, bugünün Hüseyin Avni Paşalarını uzakta aramaya gerek yok. İstanbul'daki Boğaziçi aşiretlerinde bunları görmek mümkün. Ankara'da da bunların siyasi uzantılarını ve son iki yıldadaki özellikle 17 ve 25 Aralık darbe girişimi sürecinde maskesi düşen paralel yapıda Mithat Paşa'nın ve Hüseyin Avni Paşa'nın kim olduğunu görmek mümkün. Boğaziçi aşiretleri derken Hüseyin Avni kimi kastediyorsunuz? Hüseyin Avni Paşa ve Mithat Paşa paralel yapıda bunları görmek mümkün. Sorunuzu alamadım. Boğaziçi aşiretleri derken kimi kastediyorsunuz? Çünkü yeni ve değişik tanımlamalar yapıyorsunuz Sayın Külünk ve biz de hani bunları küresel, biraz açmanız gerektiğini düşünüyoruz. 1924 sonrası Türkiye'yi Tel Aviv Londra aksı üzerinde şekillendirilen Ankara'daki bürokratik elitin İstanbul'daki karşılığı olan iktisadi elit, sermaye eliti, finansal eliti kastediyorum. Bu elit küresel finans oligarklarıyla girdiği ittifakta Türkiye'nin borçlandırılması ve bu borçlandırma üzerinden Türkiye'nin kaynaklarının faiz ve devalüasyon üzerinden küresel finans oligarklarının cebine transfer edilmesinin Türkiye'deki köprüsü olan Boğaziçi'ndeki aşiretlerden bahsediyorum. Bir grup elitten bahsediyorum. Bir grup Türkiye'nin kaymağını 1940'lı yıllardan bu yana milletin hakkını ve hukukunu yok sayan, Türkiye'nin bütün kaynaklarını kendi egemenlikleri altında görmek isteyen ve belli bir sürede gören, Anadolu'nun sermayesinin büyümesinin önüne geçen,
Türkiye'nin bir milli burjuvazisi olmaması için Türkiye'yi 1947 IMF'le Türkiye'nin girdiği yaptığı anlaşmalar sonucunda IMF sarmalında faiz devalüasyon ve döviz ekseninde Türkiye'nin kaynaklarını sömüren Boğaziçi aşiretinden bahsediyorum. Hı hı. Sayın Külünk, az önce küresel finans oligarkları tanımlamasını da yaptınız. Şimdi geride bıraktığımız haftalar içerisinde bir kredi derecelendirme kuruluşu işte Türkiye ile alakalı bir rapor hazırlıyor ve şöyle bir değerlendirme yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemi doğrultusundaki ısrarı bir siyasi belirsizlik, siyasi istikrarsızlık belirsizliği belirtisi olarak göze çarpıyor. Bu da Türkiye'nin kredi notu ile ilgili değerlendirmelerde de etkili olabilir mealinde bir açıklama. Bu önümüzdeki günlerde de yine Türkiye ile alakalı olarak bir kredi puanı açıklamalarını da bekliyoruz. Şimdi bu küresel finans oligarkları ya da üst akıl olarak değerlendirelim bu grupları. Türkiye'de olası bir başkanlık sisteminin hayata geçmesinden pek de mutlu görünmüyorlar ve bunu da açık açık ifade ediyorlar. İşte raporlara bile yansıtıyorlar. Bu noktada nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Yani başkanlık sistemiyle ilgili olarak bu bazı grupların rahatsızlığı neden kaynaklanıyor olabilir? Aslında bu rahatsızlığı anlamak Sayın Erdoğan'ın nereye tekabül ettiğinin en güzel ifadesidir. Açalım biraz. Sayın Erdoğan'ın milli duruşu, Sayın Erdoğan'ın durduğu yeri tekabül etmektedir. Sayın Erdoğan'ın durduğu yer bu milletin vicdanıdır, bu coğrafyanın vicdanıdır. Başkanlık sistemi tartışmaları bu coğrafyada şu soruları bize sordurtmalı. Birinci Dünya Savaşı'na neden ihtiyaç duyuldu? Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünyanın kuvvet merkezi bizdik. Yani Osmanlı barışı egemendi. Ve Osmanlı barışının egemen olduğu coğrafya 3 noktada çok önemliydi. Birincisi hilafet İstanbul'daydı. Hilafet üzerinden inşa edilmiş siyasal sistem Müslümanlar arasında vahdaniyeti, birliği ifade ediyordu. İkincisi, Anadolu toprakları dünyanın en stratejik ticaret yollarının ana damarıydı. Bir üçüncüsü ki orada bizim Müslümanların üzgünüm ki yenilgi noktasıdır. Sanayi devriminin ortaya çıkardığı otomotiv endüstrisi, buharlı makinenin ortaya çıkışıyla beraber enerjinin bizim coğrafyamızda varoluşu Birinci Dünya Savaşı'nın aslında gerekçeleriydi. Birinci Dünya Savaşı'nın bir diğer önemli gerekçesi de İngilizlerin küresel finans oligarklarıyla kurduğu ittifak sonrası Filistin'e İsrailoğullarının arz-ı mevut iddiasının karşılığı olarak Filistin'e Yahudilerin yerleştirilerek İngilizlerin bu coğrafyadaki ve Hint coğrafyasına kadar uzanan menfaatlerini koruma ve kollamada bir İsrail devletinin kuruluşunun adımlarını atmaktı Birinci Dünya Savaşı'nın gerekçesi. Bu gerekçenin ana damarında iki tane önemli isim var. Churchill Royce ve Rothschild ailesiyle İngilizlerin kurduğu ittifaktır aslında Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası. Ve bu Birinci Dünya Savaşı sonrasında bizim coğrafyamız parçalanarak hilafet ortadan kaldırılarak Lozan'da Türkiye'de Fransız aydınlanmacılığına dayalı laikliğin kabul edilmesiyle 1924 anayasasıyla beraber Türkiye'de kurulan bir düzen var.
Bu düzenin ne olduğunu en güzel şekilde şu belge anlatmakta. Bakınız, İngiliz Başbakanı Lloyd George'dan memorandum, tarihi 26 Haziran 1919. Hı hı. Bir, Arapça konuşan her yer Osmanlı İmparatorluğundan alınmalı ve manda durumuna getirilmelidir. 5 maddesinden önemlilerini okuyorum. 3. madde, Filistin'de Siyonist politika buranın ekonomik gelişmesine çok yardım eder. 5. madde çok önemli. Türkler Anadolu'nun büyük bir kısmına sahip olacaklar. Hı hı. Fakat Avrupa'da hiçbir toprak parçası sahibi olamayacaklardır. Türklere boğazlarda ve denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir. Şimdi bir cümle, bir belge daha. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un notu. 4 Ocak 1920. Türkler Avrupa'dan atılmalıdır. Amerikalı senatörün dediği gibi İstanbul Türklerden tamamen alınmalı. Bir veba tohumu olan savaşların yaratıcısı, komşuları için bir bela olan Türkler Avrupa'dan silinmelidir. Hı hı. Şimdi bu temelde bir düzen kuruluyor. Ve bu temelde kurulan düzenin kodları Lozan Anlaşması'nda, bakınız Lozan Anlaşması'nda yine Latife Hanım, Mustafa Kemal'le İnönü arasındaki bir söyleşide şuna tanıklık ediyor. Mustafa Kemal, Latife Hanım anlatıyor. Mustafa Kemal, Lozan'da ne istendiğini sordu İsmet Paşa'ya. İsmet Paşa cevap verdi. Hilafet ilga edilmelidir. Yani İslam dünyasının birliği dağıtılmalıdır. Halifenin mallarına el konulmalıdır. Halife ve ailesi yurt dışına gönderilmelidir. Türkiye laik bir cumhuriyet olmalıdır. Hı hı. Nitekim şimdi, hepsi de yapıldı Sayın Külünk. 100 yıl evvel. Nitekim hepsi de yapıldı. Hepsi de yapıldı. Az önce Lloyd George'un memorandumundan yapmış olduğumuz bir alıntı var. Türkler ve Arapça konuşan milletler birbirinden ayrılmalı diye. Nitekim sınırlar da hakikaten böyle çizilmiş ve sonrasında Türkiye'de Arap alfabesinin kaldırılması ve Latin alfabesine geçilmesiyle birlikte aslında Türkiye ile Arap coğrafyasının birbirinden tamamen kopması sağlanmış değerlendirmesini çok net bir biçimde yapabiliriz. İzninizle bir iki haber de paylaşmam gerekiyor. Yine konumuzla da bağlantılı çünkü çözüm sürecini tüm bunların dışında değerlendirmemiz mümkün değil. O haberleri paylaşayım. Ardından siz yine bıraktığınız yerden devam edin. Metin Külünk az sonra çözüm süreciyle ilgili değerlendirmelerini de bizlerle paylaşacak. Sayın Külünk, az önce sizin de altını çizmiş olduğunuz küresel oligarkların başkanlık sistemine karşı çıkıyor olmalarına dair değerlendirmeleriniz vardı. Bu noktada küresel oligarkların çözüm sürecinin başarıya ulaşmasından da rahatsızlık duyuyor olduklarını da ben eklemiş olayım. Haberlerimizi de paylaştık zaten. Sözü yeniden size bırakayım. Buyurunuz. Yine bir belgeyle cevap vermek istiyorum. Belgenin tarihi 23 Eylül 1919. Kahire'deki İngiliz Yüksek Komiser Vekili Albay'dan İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a. Faysal için yazılan Emir Zayt'ın telgrafı. İşittiğime göre bu bölgelerden İngiliz birlikleri çekilecekmiş. Hı hı. Bu durumda kuzeyden El Sadlun ile Kürtler birleşerek hücum edebilir. Bunlar Mustafa Kemal ile anlaşma yapmış olabilir. Not, dikkatinizi çekmek istiyorum kamuoyunda. Mustafa Kemal, Türkleri, Arapları ve Kürtleri birleştirerek yabancıları yurdundan atmaya çalışıyor. Bir belge daha sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçiliği siyasi işler görevlisinden İngiliz Başbakanı özel sekreterine. Bugün bu coğrafyada, dün devlet başkanımız Balıkesir'de Kürt sorunu yoktur derken aslında ifade etmek istediğinin
ifade etmek istediğinin ne olduğunun anlaşılması için özellikle bu notu paylaşmak istiyorum. İngiliz Başbakanı özel sekreterine yazılan telgrafta, Kürtlerin ve Ermenilerin durumu beni hiç ilgilendirmez. Bunu kim söylüyor? İngiliz Büyükelçiliği söylüyor. Kürt sorununa verdiğimiz önem Mezopotamya bakımındandır. Neresi Mezopotamya? Dünyanın en etkin enerji kaynaklarının olduğu toprak parçası, coğrafya parçası. Diğer taraftan Wilson beni korkutuyor. Ajanları devamlı hata yapıyor. Devam ediyor mektup. Şimdi çözüm sürecini nereden kavramalıyız? Bu topraklarda Osman Gazi'den itibaren biz düzen kurucu, küresel yapıda düzen kurucu olduk. Fatih'le bu düzen kuruculuğumuz zirveye çıktı. Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran Savaşı, akabinde Şah İsmail'i Akdeniz'e kadar çıkan Fars İmparatorluğunu sınırlandırdı. Ardından Kürt aşiretleri, 25 Kürt aşireti Şah İsmail'in zulmünü gören, Şah İsmail'in sarayında dahi zulme uğrayan Kürt aşiretleri, Beyazıt döneminde sarayda kabul edilen İdrisi Bitlisi Hazretleri üzerinden Yavuz Han'la ittifak kurdular. Bu ittifak ve ardından Mercidabık Savaşı'nın akabinde Yavuz Mısır'dan hilafeti aldı ve İstanbul'a getirdi. Ve bu coğrafyada bir büyük kardeşlik düzeni kurdu. Hilafet, İstanbul, Kürtlerle ittifak, Şah İsmail'in sınırlandırılması, Diyarbakır'ın kurtuluşu ve Osmanlı'nın kardeşlik coğrafyasını büyütmesiyle kurduğu düzeni yıkmak için Abdülhamit'ten itibaren küresel finans oligarklarıyla İngilizlerin ittifakı sonucu bu kurulan düzen yıkıldı. Hilafet kaldırıldı. Osmanlı fiziki olarak parçalandı. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden kurduk. Anadolu'ya geri çekildik ve Kürtler dört parça haline getirilerek bu coğrafyanın enerji jeopolitiği üzerinden, coğrafya üzerinden bu coğrafyaya bakışta bizi önce Arapları bizden uzaklaştırdılar. Ardından Kürt kardeşlerimizi, ki her sözümüzde bunu söylüyoruz, Türklerle Kürtler birbirlerinin stratejik müttefikleridir. Tarih ve coğrafya bunu böyle öğretmektedir. Tarih ve coğrafya bunu böyle emretmektedir. Türklerle Kürtlerin ittifakıyla bu coğrafyada birlikte Arapların ittifakıyla Balkan coğrafyasında Arnavutlar ve Boşnakların ittifakıyla bu coğrafyada bir barış düzeni kurulmuştur. Bunun en önemli geçiş noktası Yavuz Han'ın İdrisi Bitlisi Hazretleri üzerinden Kürt kardeşlerimizle kurduğu ittifakın akabinde bu coğrafyada kurulan düzen, Lozan'ın arkasından Misak-ı Milli sınırları bugünkü haline çekilmek zorunda kalarak bir gelecek çatışmasının altyapısı hazırlanmıştır. Bu çatışmanın altyapısının hazırlanmasının nedeni bu coğrafyayı İsrail'in kuruluşundan sonra Kürt kardeşlerimiz üzerinden bu coğrafyayı bir büyük sıkıntıya sokmak olarak hedeflenmiştir. Şimdi kim bu meseleyi çözmek için adım atmışsa bedel ödemiştir. Benderes, İslam dünyasıyla yeniden ittifak kurmak için adım attığı için bedel ödemiştir. Özal, terörün gerekçelerini fark etmiş, Abdülhamit Han'ı ve tarihi iyi okumuş, hızlı bir güncelleme için adım atmış, ancak bedelini canıyla ödemiştir. Merhum Erbakan, bu meselenin bitmesinin bu coğrafyada
bir barış düzeninin kurulması noktasında son derece önemli olduğunu fark etmiş, adım atmış, bedelini 28 Şubat'ta ödemiştir. Hı hı. 28 Şubat'ın en önemli gerekçelerinden birisi merhum Erbakan hocamızın terör meselesini sonlandırmak için Kürt kardeşlerimizle onların bu topraklarda bütün insanımızın yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkması için atacağı adımları fark edenler 28 Şubat'ta rahmetli hocayı sınırlandırmışlardır. Hı hı. Şimdi de ilk kez bir büyük risk alan lider ortaya çıkmıştır. Meseleye sahiplenmiş, bir tarih güncellemesi yaparak bu meselenin çözümüyle bu coğrafyanın geleceği barış düzenini ortaya koyan Sayın Erdoğan çözüm sürecindeki kararlılığı küresel güçlerle onların müttefiklerini darmadağın etmiştir. Bakın dün bir gazetede ana muhalefet partisinin bu işlerden sorumlu genel başkan yardımcısının söyleşisi var. Dikkatle okudum. Çözüm süreciyle ilgili ne diyor diye. Kendi perspektifinden görüşmeler vesaire eleştirmek istiyor. Ancak biz diyor bütün bu meseleyi Oslo süreciyle değil de diyor işte HDP ile görüşerek halledeceğiz diyerek aslında bir kıskançlık sendromu yaşıyorlar. Bunun altını çiziyorum. Bugün Türkiye'de siyasi partilerin Sayın Erdoğan kompleksine bürünmüş siyasi partilerin ve liderciklerin bir kıskançlık sendromları var. Çünkü bu meselenin AK Parti iktidarı ve onun lideri Sayın Erdoğan tarafından cesur, aksiyoner ve de bir gelecek perspektifi olan bir akılla çözüm noktasına getirilmesi karşısında kompleks duyuyorlar. Sayın Tüm, izninizle araya girip bir şey de sormak istiyorum. 28 Şubat'ta Öcalan'ın yapmış olduğu çağrının ardından Kandil'e gidip röportaj gerçekleştiren ve bunları da çalıştıkları medya kurumlarında yayınlayan bazı isimler oldu. Ve bu isimlerden birinin yapmış olduğu röportajı öğreniyoruz ki paralel yapıya yakın isimlerin ya da gazetecilerin geçtiğimiz aylarda Kandil'e gitmek ve orada KCK, PKK liderleriyle röportaj yapmak istedikleri ve bu röportajın sadece röportaj manasına gelmeyeceğini de ifade ettikleri bir takım görüşmeler yaşanmış. Sonrasında buna PKK pek sıcak bakmamış. Sizce paralel yapı Kandil'e gidip ne yapacaktı röportaj dışında? Paralel yapı sadece Kandil'e gidip çözüm sürecini bozun demedi ki. Paralel yapı Avrupa'da da kapı kapı dolaştı. Çözüm sürecini sabote edebilmek için, çözüm sürecini ortadan kaldırabilmek için Avrupa'da da kapı kapı dolaştı. Kandil'de de kapı kapı dolaştı. Türkiye'de de Doğu ve Güneydoğu'da da kapı kapı dolaştı. Çözüm sürecini sabote edebilmek için. Bir yandan güvenlik güçlerinin içinde halen kalmış olan uzantıları üzerinden son 2 yıldır inanılmaz bir gayret içerisinde Doğu ve Güneydoğu'da yeniden çatışma ortamını inşa edebilmek için bir gayret içerisinde. Beri taraftan da şimdi HDP'nin barajı aşması için olağanüstü bir gayretin içerisinde. Şimdi bütün bunların hepsinin aklı burada değil. Bu akıl dışarıda bir akıl. Bu akıl, dışarıdaki akıl şunu istemekte. Türklerle Kürtler asla bir araya gelmesin. Türkler Kürtlerin de devleti olan Türkiye'de ittifak etmesinler. Bakınız, bu süreci en güzel anlatan ifadelerden birisini paylaşmak istiyorum sizle. Diyor ki Neçirvan Barzani, 2012-25 Aralık, Türkiye bizim umut kapımız. Bu umut kapısı kapanırsa Bağdat'a teslim oluruz.
hepimizin çıkarları tehlikeye girer. Özellikle belirtmediğim ki tam bağımsız bir Kürdistan için fırsat olduğunu biliyoruz. Ancak buna Türk ordusunun izin vermeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Yine devam ediyor bir cümleyle ifade etmek istiyorum. Bizim umut kapımızı olduğunu ifade etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü akil Kürt kardeşlerimiz ve İmralı tarihsel okumasını bu anlamda yenileyerek aslında Türklerle Kürtlerin stratejik ittifakıyla bu coğrafyada neler olduğunu fark ettiği için Türk devletinin kendisini yenileyerek Türklerin akıl yenilenmesiyle bir büyük akıl üretebilme kapasitesini 21. yüzyıla taşıdıkları için çözüm süreci ve bu coğrafyadaki Kürtlerin Türkiye ile kurdukları ittifak küresel olarak 100 yıl evvel bu coğrafyadaki düzen kurucuları rahatsız etmekte. Ve bundan tahrik olduklarını bakın Chomsky şöyle ifade ediyor. İmralı için evet Öcalan'ı çok iyi biliyorum. Bağımsızlık mücadelesini çoktan bıraktı. Tarih oldu. Yakın geçmişte bazı demeçlerinde Irak'taki Kürtlerin devlet kurmalarına izin vermeyiz diyor. Hatta bütün Kürtleri Türkiye'ye bağlayalım diyor. Yine Chomsky süreçten duyduğu rahatsızlığı yani Türkiye'deki çözüm sürecinden kimlerin rahatsız olduğunu iyi görmek için Chomsky Birleşik ve Bağımsız Kürdistan fikrini asla elden bırakmayınız. Çünkü emperyalistlerin çizdiği sınırlar çöküyor. Sonucu ne olduğu belli değil. Bu cümleler bize biraz önce 100 yıl evvel 1919'lu yıllarda İngilizlerin belgelerinde bizim için Kürtler önemli değil Mezopotamya coğrafya üzerinden bu coğrafyadaki menfaatlerini kollayanların ifadeleriyle ne kadar örtüştüğünü görüyoruz. O nedenle çözüm sürecini bizim kavramamız gereken yer şu. 100 yıl evvel bu coğrafyada kurulan düzen bizim düzenimiz değil. Bu düzeni biz kurmadık. Peki. Bu düzen Semerkant'a tekabül etmemektedir. Bu düzen Medine'ye tekabül etmemektedir. Bu düzende biz yokuz. Bu bizim milletimiz yok. Bu coğrafyanın halkları yok. Bu coğrafyanın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını batıya transfer edip zenginlik üretirken bu coğrafyaya fakirliği reva gören, bu düzende İslam üzerinden kurulmuş kardeşlik yapısını pozitivizm üzerinden berhava etmek isteyen akıl var. Peki. Sayın Erdoğan bu akla itiraz ediyor. Sayın Erdoğan bu coğrafya halklarının yeniden başarabiliriz duygusunu ortaya çıkardığı için Batı başkentlerinde rahatsızlık üretiyor. Bu coğrafyanın büyüklüğünü hatırlatıyor Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan yeniden umut veriyor bu coğrafyaya. Arap Baharı'nda, Libya'da, Tunus'ta ben Sayın Devlet Başkanımızın Başbakanlığı döneminde Libya seyahatinde, Tunus seyahatinde bulundum. Libya'da biz bir günde 4 miting yaptık. Sayın Devlet Başkanımız Başbakanlığı döneminde gece saat 11'e kadar, 6.30'dan 11'e kadar Ömer Muhtar Meydanı'nda binlerce insan Sayın Erdoğan'ı bekledi ve onun posterleri yeniden doğuşun ne demek olduğunu paylaştı. Sayın Erdoğan bu coğrafyada halkları barışa inandırdı. Özgüveni aşıladı. Sayın Erdoğan'ın bu çözüm süreci üzerinden hedef olmasının en önemli sebeplerinden birisi milletimizi ve bu coğrafyadaki halkları inandırdığı içindir.
O nedenle zaten kamuoyu araştırmaları da özellikle çözüm sürecine Türkiye içerisindeki desteğin de gitgide arttığını ortaya koyuyor. Daha da artacak gibi gözüküyor Sayın Külünk. Zaten az önce bir BTR'e paylaştık. Siz de izlediniz bir yandan bir şehit annesiyle kızı dağda ölen bir annenin birlikte yapmış olduğu çağrı da bu noktadan çok da önemsenmesi gereken ve herkesin izlemesi ve takip etmesi gereken açıklamalar olarak göze çarpıyor ama sizin değerlendirmenizi rica edeceğim başka haberler de var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun en güncel ifadesi Gezi Gençliği onurumuzdur şeklindeydi. Bakalım bu konuşmayı, bu açıklamayı nerede yapmış, nasıl bir ortamda yapmış ve başka neler söylemiş Kılıçdaroğlu izleyelim. Ardından Metin Külünk'le değerlendiriyor olacağız. Geçtiğimiz günlerde yapılmış olan bir çağrı var. Ayın 11'i için Gezi benzeri bir kalkışma çağrısı yapıldığı değerlendirmeleri de yapıldı. Ama bu çağrılar pek de yanıt bulmadı. En azından pek yanıt bulmadığını bizler görüntülerle kaydetmiş olduk. O yüzden nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Artık destek mi bulamıyorlar yoksa Gezi sürecindeki PR şirketleri artık eski desteği vermiyor mu? Nedir değerlendirmeniz? Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretmeyi beceremediği için çareyi sokakta arıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir problemi var. Cumhuriyet Halk Partisi 21. yüzyılın partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi Soğuk Savaş döneminin partisi. Cumhuriyet Halk Partisi hala Fransız pozitivizminin gölgesi altında yaşayan bir parti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi halen opera ve baleden çıkıp Aşık Veysel'in sazını anlamamakta ısrar eden bir parti. Dolayısıyla halka tepeden bakan bir siyasal hareketin siyaset üretemediği için iktidar üretmeyi de beceremediğinden dolayı Gezi'deki sokakta vandalizmden ümit beslemesinden daha doğal bir şey yok. Sokak aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu mesajı veriyor. Sen bizi anlamıyorsun. Biz Gezi ve sonrasında ortaya çıkanları iyi anladık ama sen sandığı da anlamıyorsun. Sen iktidarı Pensilvanya'da arıyorsun. Sen iktidarı samimiyetsizlikle arıyorsun. Öyle bir samimiyetsizlik ki çok şükür Allah'a Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Pensilvanya'daki şahsla herhalde daha birbirlerini anlayabilmelerini teminen umreye bile gidiyorsun. Biz bundan dolayı seviniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi dün camileri samanlığa çeviren, bu ülkede ezanın asli kimliğinden uzaklaştıran, bu memlekette camileri cezaevine çevirip mihraplarını tuvalet yapan, Menderes'i idama gönderen, bu ülkede laiklik üzerinden yıllarca milletin değerlerine hakaret edip Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi ve onun gibi nice bilge insanları, İslam alimlerini cezaevlerinde süründüren Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bu toplumun değerleriyle samimiyetsizce de olsa barışabilmek için gayret içerisinde olduğunu görmekten tebessümle mutlu oluyoruz. Samimiyetsizce böyle bir anlama çabasını gördükçe mutlu oluyoruz. Ama anlayamadıkları bir şey var. Sandığın dilini anlamıyorlar bunlar. Sandık sokaktan uzak durun diyor. Onlar bir türlü sokak vandalizminden kurtulamıyorlar. Şimdi geride bıraktığımız günlerde Gezi Kemal süreci, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon biraz programında evvel ifade ettim. Bazı hedefler koyduğuna şahit olduk. Örneğin Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde %35 oy alacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyledi. İşte istifa eder misiniz sorusuna da o zaman işte %25'i bir başarısızlık olarak değerlendirdiğine şahit olduk. %35 hedefini nasıl buluyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Külünk?
İktidar olmayı beceremeyenler ancak küçük küçük edeplerle vakitlerini geçirirler. Bir kere Türkiye'nin bir ana muhalefet problemi var. Türkiye'de ana muhalefet kim? Pensilvanya mı? Cumhuriyet Halk Partisi mi? Milliyetçi Hareket Partisi mi? HDP mi? Şimdi bilemiyorum, Cumhuriyet Halk Partisi ile paralel yapı arasında bir ilişki olduğu, bir işbirliği olduğu iddia ediliyor. Hatta aynı iddia edilendiren Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin de olduğuna şahit olduk. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki paralel yapı mağduru olduğu ifade edilen ve geçtiğimiz süreçte işte mesela bazı davalarda mağdur olduğunu ve mağduriyet sürecinde de mağduriyete uğramalarının nedeni olan grubun işte F tipi diye yapılandırılan bir grup olduğunu ifade eden, iddia eden insanların Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldukları, hatta milletvekili aday adayı olduklarına da şahit oluyoruz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz peki? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi savruldukça savruluyor. Savruldukça savruluyor. Önce hangi Cumhuriyet Halk Partisi diye soralım. Atilla İlhan'ın hangi batı, hangi sağ, hangi sol dediği gibi. Hangi Cumhuriyet Halk Partisi? Pensilvanya ile kol kola olan Cumhuriyet Halk Partisi mi? Ulusalcı Cumhuriyet Halk Partisi mi? Sol Cumhuriyet Halk Partisi mi? Hangisi? Hangi Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız? Bir onu belirleyelim önce. Siz kendi muhalefet olarak hangisini tercih edersiniz? F tipi yapılanmayla, paralel yapıyla kurulan ittifakı muhalefette hangisi olsaydı sizin için daha iyi olurdu? Hangisini tercih ederdiniz? Yoksa öyle karışık, ortaya karışık bir Cumhuriyet Halk Partisi daha mı hoşunuza gider? Vallahi bizim için hangisinin olduğunun bir önemi yok. AK Parti 2071'i konuşuyor. AK Parti bugün geldiği nokta itibariyle Türkiye'de 100 yıllık bir yenilenmenin adı olmuş. Zamanın ruhunun farkında, aklının farkında bir hareket olarak bu topraklarda devletin yenilenme sürecini hızlandırıyor. Ve bugün AK Parti hareketi ve AK Parti'nin tasavvurları her yüzyılda bir devletlerin zamanın ruhu karşısındaki yenilenmelerini gerçekleştiriyor. O nedenle bu şekilde bu gerici muhalefetle, gerici muhalefetin hangisinin olduğunun hiçbir önemi yok. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yanlış yerlerde arıyor. İktidarı bir takım paralel yapının mensuplarının getirdiği bilgilerde arıyor. Yalan bilgilerde, yanlış bilgilerde arıyor. Paralel yapının mensuplarının kendi önlerine hazırlayıp koyduğu iftira dolu, yalan dolu bilgilerde, sahte bilgilerde iktidar arıyor. Şimdi parti kapatma iddialarından bahsediyorsunuz Sayın Külünk. Parti kapatma iddialarından bahsediyorsunuz. Onu da soracağım size. Onu da soracağım ve bununla bağlantılı anket sonuçları da var. Özellikle bu iddia dile getirildikten sonra CHP'nin oylarının da etkilendiği verilerini ortaya koyan bazı anket firmaları da çıktı. Hepsini soracağım ama şimdi bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Reklamların hemen ardından sizinle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Metin Külünk, İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ü ağırlamaya devam ediyoruz. Gece Ajansı'na da kaldığımız yerden işte bu anket sonuçları ve en güncel gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Külünk, İşte son bir anketi daha izleyicilerimizle paylaştık. Bu ankette de seçmenin AK Parti'yi bir kez daha tek parti olarak meclise göndereceği ortaya konuyor. Bu arada HDP'nin barajı geçip geçemeyeceği tartışmaları hali hazırda devam etmekte. Sizin öngörünüz nedir? Nasıl bir sonuç, nasıl bir meclis şablonu bekliyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı sahaya indi ve her mitinginde, toplu açılışta 400 milletvekilinin şart olduğunu da ortaya koyuyor başkanlık sistemi ve yeni anayasa için. Bu hedefe ulaşabilecek misiniz? Hedefimiz 400 milletvekilliği, yeni anayasa
ve sistem değişikliğiyle Türkiye'nin başkanlık sistemiyle tanışmasıdır. Biz Türkiye'de AK Parti'nin %70 oy alabileceğine inanan insanlarız. Çünkü AK Parti'nin siyaset biçimi, temsil ettiği değerler, bu toprakları anlaması, sokakta vatandaşımızın gözünün içine bakarak sahici siyaset yapmasının bu ülkede %70 karşılığı vardır. Biz bu %70 karşılığa ulaşabilmek için bir büyük gayret içerisindeyiz. Tabii ki kalan %30'unda bize muhalefet etme hakkı vardır. Demokrasilerin vazgeçilmezlerinden birisi de muhalefet olmasıdır ve biz muhalefetin olmasına da saygıyla yaklaşıyoruz. Doğal olan da budur. Ve de muhalefet diyoruz ama Allah bu milleti de bizi de CHP'siz bırakmasın. Yani böyle bir çapsız muhalefetle Türkiye'nin üzülüyorum ki vakti heba oluyor. Ve bu anlamda AK Parti bütün başardıklarını kendi aşmak zorunda kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefetinin siyaset üreterek bizi zorladığı hiçbir alan yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. yüzyılda söyleyecek bir sözü yok. Çünkü gerici bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim de bu şartlarda 7 Haziran seçimlerinde sahada olarak, kapı kapı dolaşarak, tevazu içerisinde, esnafımıza merhaba diyerek, emeklimize merhaba diyerek, genç kardeşlerimize merhaba diyerek, onların yüreklerine dokunan sahici siyaset yapma biçimimizde, tevazulu siyaset yapma biçimimizde biz sandıktan 400 milletvekilini almayı hedefleyen bir siyasal hareketiz. Diğer partilerin barajı geçip geçmeyecekleri sorusunun cevabını sokak sandık verecektir. Biz sandıktan çıkan bütün sonuçlara saygı duyan bir siyasal hareketiz. AK Parti'nin zaten temel farklılığı budur. AK Parti'ye kadar sandığın Ankara'da iktidar olma şansı çok zayıftı. Kim zaten çok partili siyasal yaşamda sandığı Ankara'da iktidar etmeye kalkmışsa bedel ödemiştir. Menderes'in yaşadıkları, şapkasını alıp gitmekle övünen siyasetçinin yaşadıkları kısmen, merhum Özal'ın yaşadıkları, merhum Erbakan'ın yaşadıkları, merhum Türkeş'in yaşadıklarına baktığımızda aslında Türkiye'de çok partili siyasal yaşamda temel bir problemimiz vardı. Halk sandığa gidiyor, sandığa sahip çıkıyor. Ancak sandıktan çıkan siyasetçiler sandığın değerlerini hükümet edemiyorlardı. Bırakınız iktidar etmeyi, hükümet edemiyorlardı. Merve Kavakçı hanımefendinin 99 seçimlerinden sonra parlamento kürsüsünde yaşadıkları bugünkü gibi önümüzde. Merhum Erbakan'ın yaşadıkları bugünkü gibi gözümüzün önünde. Sayın Erdoğan ve AK Parti hareketi Türk demokrasi tarihinin en önemli değişimine imza koydular. Bakınız, ben çok iyi hatırlıyorum. 40 yıldır bu hayatın içerisindeyim. 1990'lı yıllarda, 70'lerden bahsetmiyorum. 90'lı yıllarda Refah Partisi için şu cümleyi söylüyorlardı. Siz 450 milletvekili de alsanız, sandıktan çıksanız sizi iktidar yapmazlar diyorlardı. Devlet Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde okuduğu şiir yüzünden ceza alıp cezaevine gittiğinde birileri manşet atmıştı. Halkın seçtiği bir belediye başkanını mahkum ettirerek Yargıtay koridorlarında cezasının onaylanması için özel çaba sarf edenlerin olduğu bir süreçte manşet atmıştı. Demişlerdi ki muhtar bile olamaz. Aslında bu cümlelerin hepsinin muhatabı şuydu. Siz sandık bu coğrafyada hiçbir şey ifade etmemektedir. Sandıktan iktidar çıkmaz. Sandıktan sadece bürokratik oligarşinin Ankara'da yaptıklarını
parlamentoda yasalaştıracak, legalleştirecek bir yapı çıkar. Sayın Erdoğan ve AK Parti geldi, bunu ortadan kaldırdı. Bir sessiz devrimle, Anadolu ihtilaliyle geldi, sandığı önce hükümete taşıdı, hükümet etti, vesayeti ortadan kaldırdı, ardından sandığı iktidar etti. Mana şudur, sandığın verdiği mesajları iktidara taşımaktır. Hı hı. Sandığın değerlerini iktidara taşımaktır. Bunu başardı. Şimdi buradan nereye geldik? Bugün neyi konuşuyoruz? 12 yıldır 6 seçim, 2 referandum yaşamış bir siyasal hareket 7 Haziran seçimlerine gidiyor. Bütün kirli ittifaklar deneniyor. Belli yerlerde, belli mahfillerde şu anda harıl harıl bir çaba var. Dışarıda da bir çaba var. Bir seçimden önce 11 Mart'ta denediler. Ne oldu? Bir şey mi oldu? 11 Mart'ta hayatı durdurun. Bu milletin hafızasıyla dalga geçmeye kalkmasınlar. Bu milletin basiretiyle, bu millet zenginlik istiyor. Bu millet refahının daha güçlenmesini istiyor. Bu millet yeryüzünde güçlü bir Türkiye istiyor. Bu millet özgüveninin daha da güçlenmesini istiyor. AK Parti ve devlet başkanımız bu hedefleri insanımızın önüne koyduğu için AK Parti üzerinde bu milletin, aziz milletimizin ittifakı var. Hı hı. O nedenle 7 Haziran seçimlerinde sandıktan ne çıkacağını o akşam göreceğiz. Hı hı. Ama biz 400 milletvekili diyoruz ve seçime kadar olan süreçte de şunu söylüyoruz. Hiç kapalı kapıların arkasında, böyle metruk binaların içerisinde, içi boş kalabalıkların içerisinde, kiralanmış binaların içerisinde bu millete yönelik operasyon hazırlığı yapmasınlar. Halen kriptolaşarak Ankara'da bürokrasinin içerisinde ve siyasetin içerisinde kriptolaşarak listelerimize sızmak için çaba içerisinde olanları da biliyoruz. Kriptolaşarak bu süreci Sayın Erdoğan'a karşı her türlü alternatifi değerlendirip Erdoğan'sız bir siyaset, Erdoğan'sız bir Türkiye kötü emellerinin fark etmediklerimizi zannetmesinler. Şimdi Başbakan Davutoğlu bu AK Parti listelerine sızmak isteyenler noktasında bu elekten tuzluk geçmez ifadesini kullanmıştı. Geride bıraktığımız günlerde hakikaten AK Parti listelerine sızma, aday adaylığından adaylığa yükselebilmeye gayret etme noktasında çalışmalar olduğuna anlıyorum ki şahit oluyorsunuz. Biraz daha açar mısınız bu konuyu? Ben bir tane örnek vereyim. Bir tane ilde o şehrin en önemli adamı son bir yıldır sakal bıraktı. Ne hikmetse paralel yapının göbeğindeyken sakal bıraktı. Bir anda değişime uğradı. Kendini saklayarak milletvekili adaylığı peşinde. Bunu bilinmediğini zannediyor bu şahıslar. Bunun gibiler. Onun için bu yapı, bu karşımızdaki yapı, bu ittifak, dışarıda da İttifak ettikleri bu küresel finans oligarklarının Türkiye'deki müttefikleri çoklu oyun oynuyorlar. Bir yandan küçük partileri bir araya getirerek oradan bir parlamentoya girme çabası, diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday vererek, Milliyetçi Hareket Partisi'ne aday vererek bir çaba içerisindeler. Diğer taraftan kriptolaşarak AK Parti'ye, bizim camiamızdaki bir takım insanların duygusallığı üzerinden sızabilmek için bir çaba içerisinde, öbür tarafta da HDP'nin barajı aşması için, beraberinde de çözüm sürecini sabote etmek için çoklu bir oyunun içerisindedir. Bu oyunda şunu görelim. Bu oyunun aklını kurmaya paralel ihanet çetesinin zekası yetmez. Bu oyun, biraz evvel haberlerde verdiniz. Yarın TANAP, temel atma töreni var Kars'ta. TANAP'ı neyi konuşuyoruz? İşte gelecek doğalgaz Avrupa'ya Türkiye üzerinden çıkacak. Neyi konuşuyoruz? Kuzey Irak'taki petrol ve doğalgaz Türkiye için üzerinden dünyaya çıkacak.
Bundan kim rahatsız olur? Türkiye'nin 100 yıl evvel enerji bölgelerinden uzak durmasını kim istediyse, enerji bölgelerine yakın olmamız kimleri rahatsız ettiyse, bugün de çözüm süreci ve enerji konusunda geldiğimiz noktadan rahatsız olanlar bu oyunu kuruyor ve bir yandan Ankara'da bir takım siyasilere bu rolü veriyor. Bir taraftan da paralel yapıya kriptolaşarak bu süreci yönettirmek için büyük gayretin içerisindeler. Sizin aracılığınızla şunu ifade etmek istiyorum. AK Parti hareketinin, siyasal hareketimizin mensupları bu konuda çok uyanık olmak mecburiyetinde. Bu süreçte ana damar şu. Kimse bize bunu uyutmaya kalkmamalı. Türkiye'de Erdoğansız bir siyaset dizayn etmek istiyorlar. Süreci Erdoğansız bir Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Çünkü Sayın Erdoğan'ın tekabül ettiği yer küresel güçleri rahatsız etmekte. Sayın Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür demesinden rahatsız olanlar, Sisi'ye diktatör demeye devam eden Erdoğan'ın Tahrir'de tekabül ettiği yerden rahatsız olanlar, Suriye'de Esad'la görüşebiliriz diyenlere karşı Esad'ın eli kanlı bir katil olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuklara tekabül eden Erdoğan, Charlie Hebdo saldırısından sonra Paris'te kol kola girenleri rahatsız etmektedir. O samimiyetsiz ülke liderlerini rahatsız etmektedir. Dolayısıyla bu süreçte de tıpkı tarihimizdeki akış gibi, Abdülaziz'den bu yana devam eden süreç gibi Erdoğansız bir Türkiye tasavvurları var. Sayın Külüm, şunu da soracağım bu noktada. AK Parti aday adaylarından hangilerinin aday olabileceği noktası son günlerin en popüler konularından biri malumunuz. Sadece medyada değil, sosyal ortamlarda da bu konu çok fazla gündemi meşgul ediyor. Son olarak medyada yer alan bir haber, merhum Erbakan'ın çocuklarının AK Parti'den milletvekili adayı yapılacak olduğu yönünde. Siz kıdemli bir AK Parti siyasetçisi olarak bu konuda neler paylaşabilirsiniz bizimle? Partimin yetkili organlarının tensip buyuracağı her karara ben saygı duyarım. Dolayısıyla bireysel olarak da merhum Erbakan hocamızın değerli evladının AK Parti çatısı altında siyaset yapmasını ben son derece memnuniyetle karşılarım. Ama bu benim mensup olduğum ve inandığım AK Parti hareketimin, genel başkanımızın ve karar vericilerin kararıdır. O nedenle benim üzerinde durduğum, hassasiyetle durduğum nokta şu ki, bu sürecin okunmasında Sayın Erdoğan'ın üzerinden süreci okumamızın gerekliliğini özellikle ifade ediyorum. Sayın Erdoğan'ın tekabül ettiği yeri iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Ve bugün Sayın Erdoğan, devlet başkanımız, son derece önemli bir cümle söyledi. Dedi ki Batı'da Müslüman denilince Türk algılanır. Gazi ve şehitlerle ilgili toplantıda bu cümleyi ifade etti. Evet, tarihsel olarak Batı ittifakında Müslüman denilince Türk anlaşılır. Ve bu anlamda küresel yapı son 100 yıllık Osmanlı'yı geriletirken İslamsız bir Avrupa ve bu coğrafyada Türkleri geriletirek aslında yapmak istediği hamlelerin hepsi bizi bu coğrafyaya, bu toprak parçasına sıkıştırmaktı. Ve devlet başkanımızın bu anlamda Müslüman denilince Türk anlaşılır ki Bosna Hersek'te hala Müslüman denildiği zaman Türk, Arnavutluk'ta Müslüman denildiği zaman Türk, Makedonya'da anlaşılma biçimini iyi okumak zorundayız. Ve bugün yine Aselsan'da törendeki ifadelerini dinlediğimde Sayın Devlet Başkanımızın Kıbrıs Barış Harekatı'nda uçaklarımızın
neden havalanmadığını ve yedek parçanın bize Libya'dan geldiğini de unutmamamız gerek. Hı hı. Ve bu anlamda bir hafıza yenilenmesine giderek, bakınız bugünkü Aselsan'daki tören bana neyi hatırlattı? Vecihi Hürkuş uçak yaptı, hayatı boyunca eziyet çekti. Devrim arabası bir başarı hikayesiydi, cezasız kalmadı. Adnan Menderes demokratik millet iradesiyle iş yaptı, cezasız kalmadı. Uğur Mumcu, Ahmet Kaya cezasız kalmadı. Merhum Erbakan Hoca gümüş motoru kurdu, cezasız kalmadı. Üstad Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Said Nursi, Mehmet Akif cezasız kalmadı. Şunu anlatmak istiyorum. Liderler liderlik ettikleri süreçte anlaşılıp sahip çıkıldığında çok daha ülke, milletimiz ve bu coğrafya için daha büyük değer katarlar sürece. Peki. O nedenle ısrarla bu süreç okumasında yakın tarihi asla ıskalamamalıyız. Peki. Asla bu süreci göz ardı etmemeliyiz. Bunu altını çiziyorum. Peki. Ve sandıktan da AK Parti'nin tek başına iktidar olarak çıkacağından bizim hiçbir kuşkumuz yok. Peki. Hedefimiz 400 milletvekili ve AK Parti hareketi Türkiye'de %70 oy alabilecek bir zemine sahiptir. Peki. Peki Sayın Külüm. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağolunuz. Ayağınıza sağlık. Bir dahakine diliyoruz ki sizi İstanbul'da ağırlayabilelim. Sağolun tekrar.